Abi merhabalar. Merhaba. Abi iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Benzine zam geldi, motorine, mazota her neyse. Nasıl değerlendiriyorsun abi bu böyle fahiş zamları, hayal kırıklığına uğratan zamları? Vallahi hiç hayal kırıklığına uğramadım. Çünkü vermedim, bilirim olacağını diye. Oy vermediniz. Vermedim. Ama o zamlar siz oy vermeseniz de sizi bizi ilgilendiriyor. Olacak yere tabii ilgilendirmez mi? 7,5 alırdı, gene 7,5 alırız. Emeklilere zam yaptılar demişti. Kaç para? Hiçbir şey aldığımız yok. Ne olacak peki böyle abi? Vallahi gittiği yere gidecek, başka memlekete gideceğiz. Haberin var yani. Nasıl değerlendiriyorsun bu zamları abi? Bu seçimden önce ben burada bir konuşma yaptım. Dedim ki her şey dedim seçimde bitecek dedim. Seçime kadar. Yani bir AK Parti'yi düşürmek için dedim bunlar yapılıyor ama düşüncemiz yanlışmış. Yanlışmış. Ben AK Parti başa geldi geleli ben hep yani oyumu AK Parti'ye verdim. Evet. AK Parti'ciyim ben. Uyu AK Parti'ciyim ama şu anda zamanı geri çevirsem AK Parti'ye vermem. Pişman mısın? Pişmanım abi. Yani pişmanım, gerçekten de pişmanım. Çünkü 2000 lira bir ev kirası 2000 liradan 6000 7000 lira oldu. Yani şu anda benzine baksana, arabalara binemiyoruz. Kontak kapattık. Hani bilmiyorum abi, yani Türkiye'nin gidişatını ben beğenmiyorum. İnşallah hakkımızdan hayırlısı olur ama beğenmiyorum. Zamanı geri çevirebilsem geri döneceğim. Ama geçti artık. Geçti. Yani biz ilk zamanlarda çok güzeldi. İktidarda çok güzeldi. 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında AK Parti çok güzeldi. Ama bu son 2-3 yıldır anamızı ağlattı. Yani biz dedik ki bunu vatandaş yapıyor AK Parti düşsün diye. Ama öyle değilmiş. Ne olacak peki öyle abi? Değilmiş. Ne olacak abi, Allah yardım etsin. Ekonominin başına biliyorsun eski yine bakan Mehmet Şimşek getirildi. Evet. Ama Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte sıkı bir maliye politikası uygulanıyor. Ekonomi politikası uygulanıyor. Dolayısıyla seçimin ardından adeta tsunami gibi her şeye zam geliyor. Aynen abi, yani akşam gözlerimizi kapattık mı sabah neyle karşılaşacağımız bize şaşırdık abi. Hani ne olacak bilmiyorum yani. Bunu nasıl düzeltecekler? Ne olacak bilmiyorum abi. Gerçekten yani biz vatandaş olarak bunalımdayız. Hani hiç sormayın. Bunalımdayız abi. İş veren olsun, işçi olsun, çalışan olsun. Abi marketlere giremiyoruz. Ben anlamadım. Ben bir şey anlamadım abi. Yani bunu düzeltmesi lazım. Bir yerde dur demesi lazım ama habire zam geliyor. Habire zam geliyor. Kardeşim bu ne ya? Bir yerde dur de buna ya. Bu yerden kes bunu. Kes abi. Bilmiyorum. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir Orta Doğu ziyaretine evet. çıktı. Körfez ülkelerini ziyaret edecek. Yani kulislere yansıyan oradan yatırımcı getirir veya para. Evet, biraz para getirmek için şey yaptı, bir şeyler yapıyor ama bilmem abi. Yani ben hiç inanamıyorum. Ne olur peki önümüzdeki, yani bu yılın sonunu nasıl görüyorsunuz abi? Abi ben biraz önce zamanı geri döndürsem keşke dediniz ya. Evet. Yani önümüzde ben, Ocak. Şimdi zamanı geri döndürsem AK Parti'ye oy vermem. Bunu açık ve net söylüyorum ama zamanı geri döndürmeyeceğimiz için önümüzde büyük bir kriz var. Var abi, yani bunu herkes biliyor. Bir de bir işsizlik koparsa Türkiye'de zaten o zaman Türkiye bitti. Türkiye bitti ama inşallah dua edelim de inşallah düzeltirler. Kendinizi bir vebal altında hissediyor musunuz? Hani pişmanım dediniz ya abi. Tabii oy verdiğim için. Tabii canım. Hissetmem mi ya? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Kimse uyarmadı mı seni? Demedim ya bunlar gelirse tekrar abi, daha kötü olacak diye. Hayır, uyarmasına gerek yok. Şimdi hepimiz yetişkin insanlarız. Hepimizin aklı başında insanlarız biz yani. Bu AK Parti ilk zamanlarda dediğim gibi ilk zamanlarda çok iyiydi. Bak ilk zamanlarda iktidar olarak çok güzeldi. Ama bu son 3 yıldır biraz işler karıştı. Biz de dedik ki hani bu biz insan olarak yani vatandaş olarak biz yapıyoruz AK Parti düşsün diye. Ama maalesef seçim bittikten sonra maalesef öylece değilmiş. Demek ki bizim en çok buradaki sıkıntımız da buradaki mültecilerin gitmesi. Kandırıldığını düşünüyor musun? Düşünüyoruz abi, yapacak bir şey yok. Aldatıldın mı yani? Ya sen abi hakikaten kandırıldığını, aldatıldığını düşünüyor musun? Aldatıldığımızı şöyle düşünüyorum abi. Ne bileyim yani biz dedik ya hani Tayyip Erdoğan iyi bir insan. İyi cumhurbaşkanımız, iyi, güzel, hoş. Yine başa gelsin ama ne bileyim abi şu anda duruma baktığım zaman diyorum ki keşke ben oy vermeseydim. Abi merhabalar. Merhaba. Gündemi soruyoruz. İşte akaryakıt zamları var. Bir vatandaş hayal kırıklığı var. Neler söyleyeceksiniz? Benim için hiçbir şey fark etmiyor. Ben sadece bugün yaşıyorum. Neden abi? Öyle abi, daha rahat böyle. Nasıl yani bugün yaşıyorsun? Sadece bugün yaşıyorum. Yaşayamayanlar? Mesela emekliler? İşte
Biz de emekliyiz de yani şu an ben hesap kitap da yapmıyorum. Televizyonda seyretmiyorum yani çok mutluyum bu şekilde. Saldın mı çayırı? Evet bu şekilde. Öyle mi? Aynı bu şekilde mutlu olabilirsin. Ben televizyon seyrettim mutlu olmak istemiyorum abi. Televizyon seyredince ne oluyor abi saniye? Zaten televizyonda seyredecek bir şey de yok. Sadece cinayet var işte ne kapkaç. Zamlar var. Zamlar var. Hoş böyle güzel bir şey yok yani. Ben güzelden yanayım yani anlıyor musun? Yani iyi bir şey olacak ki benim yani gönlüme okşayacak yani. Hiçbir yerde mutlu insan göremiyorum. Abi karpuzun kilosu 10 lira, ekmek 7,5 lira. Sen bakkala, markete gidince mutsuz oluyorsun. Ama zaten ki yani olay şu ki olumsuzluklardan uzak olacaksın ki mutlu oluyorsun. Abi nasıl olacaksın olumsuzluklardan? Yani sonuç itibariyle market olabiliyor mu yani? Marketi nasıl başarıyorsun bu? Şimdi, hakikaten ya nasıl başarıyorsun bu sen bu mutlu olmayı? Şimdi bu kadar zam furyasının içerisinde. Bir akrabamızın torunu demiş ki dede her şey hayat çok pahalı ne yapalım? Oğlum demiş çalışın ki demiş hayat ucuzlasın. Günde mi soruyoruz? Akaryakıta inanılmaz bir zam var. Haliyle vatandaşta bir hayal kırıklığı söz konusu. Önüne abi. Gelen her şeye zam geliyor haliyle. Akaryakıta gelince nasıl neler düşünüyorsun? Neler değerlendireceksin? Şöyle söyleyeyim. Bence vatandaşta şey kırıklığı falan, hayal kırıklığı falan yok. Neden yok onu da söyleyeyim. Adam diyor ki 6 lira 7 lira benzine zam geldi. Söyleniyor. Kime oy vereceksin diyorsun. Yine aynı şeyi söylüyor. Yani ve öyle bir hal aldı ki artık şeyler asgari ücrete zam geldi deyince sevinen ama başka bir şeye zam geldiğince üzülmeyen enteresan bir toplum olmaya başladık. Ya da söylense de tepki göstermeyen bir toplum olmaya başladık. Bence artık ya ben bir gidişat görmüyorum açık söyleyeyim. Yurt dışına gitmeyi düşünen bir genç de değilim. Hani olacaksam Türkiye'de bir yerlere gelmeyi isteyen birisiyim. Gelebilecek miyim? Meçhul. Ama gelmek için de elimden geleni yapacağım. Onun dışında başka... Yani özellikle seçim sonrası... Bir tsunami gibi adeta yani. Evet. Yani aklına ne geliyorsa zam geliyor. O çok garip bir durum zaten. Yani onunla ilgili söylenebilecek hiçbir şey yok. Ama şöyle bir düşüncem var. Bence artık bir şeylerin farkına varmaya başladılar. Yönetim için söylüyorum. Yani tamam zam geliyor. Bunu artık zorunluluktan yapmaya başladılar. Çünkü zam yapmazlarsa kendi cepleri boşalacak. Böyle bir gerçek var. Burada düşüncem tamamen şu. Biraz daha yükselsin her şey. Yani benzin 6 lira mı? 30 lira zam olsun. İnşallah olur. Artık 30 liraysa 60 lira olsun. Olsun ya. Neden biliyor musunuz? Şunu söylemek istiyorum artık. Görmek istiyorum. Desinler ki biz nasıl oy verdik? Cidden bunu demelerini istiyorum. Ben gencim. Ben demiyorlar. Garip olan nokta. Yani 30 lira olup 30 liradan 60 liraya çıkarsa biz neden oy verdik? Biz neler yaptık derler mi? Demezler, gene demezler de eğer derlerse de şunu yani derlerse görmek isteme sebebim de şu. Ben gencim. Ben bir şekilde ayakta kalırım, bir şekilde hayatta kalırım. Belli yatırımlar yapmaya çalışıyor gençler yapabildiği kadar 3-5 de olsa. Büyükler yapabildikleri yatırımı daha önceden yapmışlar. Şimdi onun rahatlığıyla hareket edebiliyorlar. Bu yatırımı yapamayan gençler zaten çöktü. O bir kenarda. Onun dışında da bir de şöyle de bir durum var. Bu söylenmeyen kesim söylenmeye başlayıp ağlandığı zaman ben diyeceğim ki ben size bundan 10 yıl önce aynı şeyi söyledim. Siz beni dinlemediniz. Şu an haliniz bu. O canıma değsin. İlla ki gidecek ve illa ki yeni biri gelecek. Belki daha kötü olur mu artık? Şey için kötü olabilir. Asıl gerçek kötülükler ortaya çıktığında bir de adam onları düzeltmeye çalışacak. Bizim gördüklerimizin dışındakileri. Bir kötü dönem yaşarız sonra tekrar düzelir. Yani bayağı düzelir diye düşünüyorum. O düzeliş döneminde ben kendimi toparlarım. Ama o yıkılış döneminde elindeki her şeyi kaybetmiş yaşlılar tekrardan geri toparlayamayacaklar. Gündemi soruyoruz, zamları soruyoruz. Akaryakıt zamlarını. Bu Atatürkçülükten ayrıldıktan sonra bu ülke. Bu şaşırma geldim. Ne zaman bu kadar Atatürk düşmanı doğdu bu ülkede? Ona şaşıyorum zaten. Her şeyin dürüstlük olduğundan uzaklaştık. Liyakatın olmadığı bir ülkeye geldik. Nerede tarikat var, nerede şey var, din düşmanı var, hepsi ayrı, hepsi içinde. Herkes birbirini kolluyor, herkes birbirinin cebini kolluyor. Halk desen uyuyor, cahillik diz boyu. Ne zaman düzelecek? Hiçbir zaman düzelmeyecek. Ne zaman biz dinimizi gerçek öğrenirsek, Türkçe olarak okursak, onun bunun yobazın ağzından dinimizi öğrendiğimiz sürece, bu ülke böyle gider. Birileri dinci diye yanaşırsa bu ülke
öyle menzil tarikatıyla bilmem neyle ülkeleri yönetirsen hastaneleri filan olacağı bu. Öyle 15 Temmuz selalarıyla yakıtların ne halde geldiğini gördük. Selada bile onu verdiler. AK Parti'nin kendi içindekiler bile itiraz ediyor. Niye böyle yapıldı? Seladan sonra yapılınca daha mı makbul olacaktı? Ne yazık. Ben Ecevit zamanına kötülüyorlar yani yokluk zamanını. Ben kuyruklara ben çocukken çok girdim. Ama niye girdiğimi bilinçliydim ben İstanbul'da. Amerika'nın ambargosu, Amerika'nın üstlerinin kapatılması dik duruştan dolayı. Bir zorluk yaşadık ama babam altı nüfusa bakıyordu rahmetli. Altı nüfusa bakıyordu. Bırak kendi ailesine, buraya Bursa'ya anneannemlerin odun kömürünü bile alacak konumdaydı. Şimdi benim bir tane kızım var. İyi ki üniversiteyi bitirmişim. Şu anda mümkün değil okutamam. İki tane emekli maaşım var. Ben çok şükrediyorum ama ben kendim için düşünmüyorum. Şu çocukların haline yazık. O cahillerin öyle telefonlarla melefonlarla kıyaslamaları. Allah'ın aşkına bir tane buluşumuz var mı? Bir tane zeka. Tok yaptık. Ne toku? İHA-SİHA yapıyoruz. İHA-SİHA. Önceden ne vardı bunlar? Bizim planlarımızda zaten vardı. Zamanında yapılıyordu. Uçak fabrikamız vardı. Adnan Menderes zamanında kapatıldı. Amerika'ya uçaklık yaptık. Tamam onlar da onur için dersin. Onlar da bir şey. Ama hatalarla buraya geldik. Bir şey soracağım. Hani tok mesela 1 milyon civarlarında bir fiyatı söz konusu. Bugün bir emekli toka binebilir mi? Önce bir karnını tok hale getirsin. Bundan sonra benim arabam var. 2020'de aldığım, 150 bin aldığım araba şu anda ikinci eli 900 bin lira diyorlar. Ben şu anda servise gittim. 5 bin lira servis parası ödedim. 3 bin lira normal trafik sigortası vergiyi de işte iki katını çıkardı. Haksız bir gelir sağlamaya çalışıyor. Zaten millet diyor ki haksız diyor. Onu oradan almasa başka yerden çıkaracak bunu. Bulacak onları yerini. Çünkü üretim yapmayı bilmeyen takım. Ben şunu diyorum. Bir ara Çiller krizi olduğu zaman, Tofaş filan krizi olduğu zaman millet işten atıldı. Bakkallara borçları, ev borcunu ödeyemediler. 94 krizi. Evet. Dedim ki eğer bütün araba fabrikaları, bizim ülkemiz çok kolay yıkılır. Bütün araba fabrikaları deseler ki biz bu ülkeyi batıracağız. Kapatın fabrikaları. Bakın ne hale gelecek. Mesela girdi maliyet. Tarım yok, hayvancılık yok. Girdi maliyetlerinden bahsediyorsunuz. Biliyorsunuz yani Temmuz ayının neredeyse yarısını bitirdik. Evet. Ağustos'a yaklaşıyoruz. Evet. Hala karpuzun kilosu 10 lira. Evet. Daha bunlar bir şey değil ki. Biz birilerinin uşaklığını yaptığımız sürece, zekamızı kullanmadığımız sürece, ya gidin bir Japonya'yı bir araştırsınlar ya, bilmiyorsa onu bunu Amerika'dan getirin. Ya düne kadar senin Hazine Bakanın hırsızdı, getirdin gene hırsızı gerisin geriye. Kardeşim merhabalar. Merhaba. Gidişatı soruyoruz, her şeye zam geliyor, nasıl değerlendiriyorsun? Abim kötü yani, millet eşya alamıyor pazardan, domates 40-30 lira para olmuş zaten. Millet pazara bile gidemiyor abi, o yüzden. Benzine zam geliyor, motorine zam. Mazota zam geliyor abi. Ne yapacak millet böyle? Millet alamıyor, 100 liralık gidip alıyor, 50 liralık gidip alanlar da var, alanlar da görüyorum abi. Alamayanlar ne yapacak? Alamayanlar valla dolaşıyor valla bir yer. Ata mı binecek? Ata binerler abi. Zamlar hakkında konuşmayalım.